Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kadere iman eden kederden emin olur sözü ne demektir? Kadere iman eden kişi başına her gelen hususun iyi ya da kötü ancak Rabbinin dilemesiyle olduğunu bildiği için ve Rabbi dilemedikçe hiçbir şeyin olmayacağına iman ettiği için bütün sıkıntıları kolayca atlatır, hafif sıyrıklarla atlatır. Kadere iman eden bu dünya hayatının geçici olduğunu ve bir imtihan için bu dünyaya geldiğini bildiği için ve başına gelen her şeyin Rabbinin dilemesiyle olduğunu bildiği için buna sabır gösterir ve Rabbine tevekkül eder. Rabbine tevekkül etmekle de büyük bir kazanç elde edeceğini ve sonunda da cennete gideceğini bildiği için yine bütün musibetleri sabırla karşılar. Yine aynı şekilde dünya hayatının zorlukları bir gün bu dünya hayatının biteceğine iman eden Müslüman için ve sonunda ebedi bir hayatın beklediğini bilen ve kendisini cennetin beklediğini bilen bir mümin için bütün sıkıntılar elbette hafif sıyrıklarla atlatılacaktır, tevekkül ile atlatılacaktır. Ama Allah'a iman etmeyen, ahirete iman etmeyen, cennete iman etmeyen ve cehenneme iman etmeyen bir kişi bütün her şeyin bu dünyada olduğunu düşünür ve başına gelen sıkıntıları atlatamaz, sabır gösteremez ve ömür boyunca kederli bir hayat yaşar. İşte kadere iman eden böyle bir teslimiyetle yaşadığı için kederden uzak olur, bu dünya hayatını tevekkül içinde, sabır içinde ve huzurlu ve mutlu bir şekilde bitirir. Rabbinin razı olduğu bir kul olarak da Allah'ın izniyle cenneti hak etmiş olur, cennete gider. İşte kardeşlerim, iman böyle bir şeydir. Ahirete iman, kadere iman bu dünya hayatında da kurtuluşumuzu sağlar. Ahirette de bizim mutlu olmamızı sağlar. İşte bu cümleden bunu anlıyoruz. Kadere iman eden, kederden emin olur cümlesi. Evet, gerçekten de doğrudur. Buna iman eden, kederden emin olur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.